Ben şeyi bekliyorum konseyde. Şimdi Öykü dedi ya Çağrı'ya. Hani duyduysan böyle bir şeyi, Doran'ın böyle bir şey söylediyse kadın yarışmacılar hakkında kendi takımındaki, bunu dile getirmen lazım. Çünkü izleyenler kimse görmüyor. Biz de görmüyoruz sana böyle bir şey dediğine dair. Ne dediğine En çok dair? akşam Çağrı'nın He, Dora anladım. olayını söyleyip söylemeyeceğini çok merak ediyorum Ama bir şey konseyde. söyleyeceğim. Aslında Öykü düşününce... söyle dedi konseyde hani. Dora'yla Çağrı'nın arası... Doru neydi? Doğru. Hayır, ben tabii şimdi çocuk olunca sevgi seçeceğim. Bilirsiniz çizgi filmler var. Doru diye bir at var. Çizgi film ondan biliyorum. Şey, biliyorsundur belki sen bilmediğin hiçbir şey yok. Doğru Zaten biliyorum. biliyorum. Ne? Yeğen var ya bende de. Evet, oradan biliyorsun. Doğru, doğru. Dora ya bu kadar gerginken Çağrı'yla böyle bir sohbet içine girmezsin ki. Şimdi ben de biliyorum. Şimdi bizim de gergin olduğumuz insanlar vardı. Hani bazılarına başarılar bile demezdin ya da o sana demezdi oyuna çıkarken. Şimdi klasiktir. Gidersin, başarılar dilersin. Evet. Ama bir gerginliğin varsa atıyorum mesela Nagihan'la Sema ya da Hakan'la Tur abi. Kolay kolay birbirlerine başarılar demezler. Evet. Şimdi Çağrı'yla Dora saç saça baş başa girmişler. Hoş Çağrı'nın saçı yok ama hani böyle bir noktada kalkıp Dora kendi takımında kızlar için işte ya bunlar lanet felaket demez Peki niye belki. Çağrı böyle bir şey atsın ortaya? Dora der. Kendi takımına. Dora der. Altın dolduramaz yani. Ama Doldurması için de söylemesi gerekiyor. Şimdi bak lanet demişti, şimdi felaket dedi. Mesela Çağrı. Bir şey diyeceğim. İzleyelim mi? Bir dakika, bir dakika. İzlemeden önce bir şey söyleyeyim. Tabii ki söyle. Dora bunu, şimdi Çağrı öyle bir söylüyor ki sanki hakikaten Dora kendi takımındaki kızlara giydiriyormuş gibi şikayet ediyor. Bence Dora %99 geyik yaptı orada. Tamamen şakasına takıldı yani. Bizim kızlar da şöyle falan filan. İzleyelim o zaman. Aynı olayın benzerini anlatacağım biraz sonra çünkü. Evet. Mert anlatacak. Mert'ten önce bakalım neler izleyeceğiz görelim. Ben Hanzade'nin gitmesini Ayşe ve Aleyna, Steven işte onlar kaç kişilerse o ekibin performans üzerinden bilinmiş bir kararı olduğunu düşünmüyorum. Ama kızla da iyi olup kızı sürekli yazmaları, kız sizin takımınızın arkasında duracağım demesine rağmen bence çok... Aleyna'ya deli gibi tezahürat ediyorlar. Şimdi şeyde yazıyorlar, ben onu anlamadım. Bayağı da şey yapıyorlar yani. Araları iyiymiş gibi gözüküyor Aleyna'yla. Orada iki gruba ayrılmış diye görüyorum gönülleri. Hanzade'yi koruyan bir grup var. Onu zaten dışarıdan da izleyebiliyoruz. Poyraz, Reşat ve Yunus Emre. Onlar Hanzade ile çok iyi anlaşıyor. Onlar Hanzade'yi yazmayan kişiler. Ve onlar da takım içinde bunu ayarlamaya çalışıyorlar. Aleyna Çalışkan daha yeni bir yarışmacı. Tam kendini kanıtlayamadığını düşünüyorum. O yüzden bu ismin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Poyraz, Reşat, Hanzade. Bravo. Bu üçü... Bir ekip. Bir ekip. Aynen. Berkay yanlarında mı acaba? Kemik ekip. Berkay da gelebilir. Karabacak da orada bence. Karabacak da gelir. Diğer taraftan Aleyna Kalaycı uzun boylu. Ayşe. Steven. Steven. Aleyna Çalışkan'ı almışlar bir yandan. Evet. Bak Öykü Poyrazlılar tarafında olabilir, Hanzade tarafında olabilir. Belki o tam bir arada gibi geliyor bana. Böyle orada bir iki grup var, üçüncü evet. bir grupta olabilir belki bilmiyorum. Neden Aleyna çıktı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki onların Aleyna'yı göndermesi bizim işimize yarar. Yani o benim mantığım şuydu zaten. Biz daha iyi bir takım olamıyorsak o iyi takımı bozmamız gerekiyor. Aleyna Çalışkan'ın gitmesi de o iyi takımı bozar diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Eğer SMS birincisi çıkıp da Dora'yı söylerse Dora'nın SMS'inin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben hala Aleyna Çalışkan'da. Kesinlikle. O yüzden hani ben gitmezsem Aleyna Çalışkan gider ya da bizim SMS bir yani bizim tarafımızdan gidecek birisi olmazsa oradan Aleyna Çalışkan Doğru. gider diye düşünüyorum. Öykü'nün karşısında SMS'te dayanacağını düşünmüyorum ben. Tabii ki daha iki isim daha çıkacak ama onlara da bağlı tabii. Biz güçlü bir aday koyup karşı taraftan birini göndermek istiyoruz. Konseyde bir şey söylemek istedim. Kendimi zor tuttum. Yani açıkçası şok oldum yani. Ben bir gün önce, bir gün önce Dora'yla yarışa giderken daha veya atıyorum ben şey market oynadı galiba bir gün, iki gün önce hatırlamıyorum artık. Karşılıklı duruyorduk galiba o atlayıcılardandı. Dedi ki bana ya bizim takım dedi, kızları dedi felaket dedi ya. Hiç sevmiyoruz falan. Felaketler dedi. Dora mı sevdi? Dora dedikken bire bunu söyledi takımda. Konseyde ne dedi? Konseyde ne dedi hatırladınız mı? Ne dedi yok bilmiyorum. Takımda herkes güzel renklerden oluşan bir mozaik adeta takımımız. Duamız, temennimiz kimsenin gitmemesi. Çünkü benim için gerçekten buradan herhangi bir gidecek olması benim için buradaki hayatımın daralacak olması anlamına geliyor. İnşallah herkes kalır. Umarım arkadaşlarımızdan hiçbiri gitmez, hikayesi devam eder. Benim de aynı şekilde tabii ki. Kalkıp sözü diyecek mi diyecektim biliyor musun?
Hatırlıyor musunuz Acun Bey diyecektim. Duygu giderken samimiyetsiz insanlardan bahsetti. Galiba birini öğrendi. Şu an kim olduğunu biliyorum. Bence sen bunu bir sonraki konseyde söyle çağırın. Yani bu... Gerçekten söyle. Yani bunu yeri geldiğinde söyle. Çünkü onun o insanlar içindeki o yüzünü görmemiz lazım. Bir de yoksa sen söyleseydin. Keşke söyleseydim. Gerginlik olmasın diye yapardım. Çünkü neden biliyorsun? Bu tarz şeylerde benim soru var. Anlatım şöyle bir şey var. Konseyde söylemen gerekiyor. Doğru san. Sanki diğer tarafın söylediğin böyle kendi kafandan uyduruyor çünkü durabiliyor. Evet, Çağrı büyük ihtimal konseyde söyleyecek. İnşallah. Ama eğer ben de söylemeyeceğim. Muhabbet şöyle gelişmediyse. Şimdi Dora, bak şimdi sen Dora ol. Ne haber Dora? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, nasıl gidiyor? Adada durumlar nasıl? Vallahi kızlar fena. Abi bizimkiler de fena ya. Ne yapsak ya? Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Al sizin kızları, ver bizim kızları. Gerçekten böyle bir diyalog varsa. Böyle bir muhabbet de olmuş olabilir. Çağrı da hani ipin ucunda. Şimdi Dora da şimdi derse acaba ben de bir şey söyleyeceğim. O adada sanki her şey güllük gülistanlık. Çağrı da bana kendi kadın yarışmacıları için böyle de derse. Geçmiş. Ama Öykü soruyor sen bir şey söyledin mi? Sizin adada durumlar nasıl demiş Dora. Sana ne dedim dedi. Böyle mi dedi acaba? Ya, o tamamen tatlı tatlı bir geyik muhabbetiydi aralarında. O yüzden hani o kadar ciddi bir durum değil onun anlattığı. Bence de yani Çağrı bunu neden bu kadar büyütüp bir kar topu haline getirip ondan sonra da karşı tarafa konseyde bunun konuşmasını yapacağım diyor ki hani çok büyük arada bir şey olur. Biri birinin arkasından kulis çevirir de böyle bir şeyi dile getirebilirsin. Ama hani konu zaten ünlüler takımına ait bir konu değil. Kendi aralarında gerçekten belki o anda kadın yarışmacılarla alakalı bir durum yaşandı. Ve hani Dora dedi ki ya bizim kızlar da böyle falan dedi. Ama anlık gelişen bir durumdur ve sönersin. Sonra da yani bunu kalkıp da orada söylemek bana göre çok yersiz olur yani. Dora SMS'te de derece yaptı, ikinci oldu. Onunla bakılırsa işte Çağrı'yla bir sürü problemi falan filan var. Bakıldığı zaman belki takımı Dora'ya karşı cephe almasını istiyor olabilir. O da olabilir. Sonuçta şu an hepsinin arası iyi bakıldığı zaman. En çok kimle kavga ediyorsun sen? Bilenmiş durumun. Çağrı'da böyle biraz kincilik var gibi. O zaman olsa olsa Poyraz'ı olurdu ya. Ben zannetmiyorum. Yaşandı, anlaşacağım. Doğru söylüyorsun. Eğer hakikaten geyik muhabbeti değilse, ciddi bir şekilde Dora söylediyse Çağrı'ya, Çağrı da bunu konseyde patlatırsa o zaman Dora topun ucunda geçmiş olsun. Özellikle kızlar tarafından. Neden mesela Dora'ya karşı peki bu durum? Hep Dora'yla kavga ediyor. Kim hep biz şey yani Çağrı'nın kini neden Dora'ya karşı? Dora çünkü yarışmanın en troll karakteri Dora. Troll derken sürekli karşı tarafa şey yapan, manipüle eden. Onun yerine Poyraz olması gerekmiyor mu? Şimdi normalde Poyraz'a karşı bir zaaf olduğunu düşünüyorum ben Çağrı'nın agresif. Poyraz uğraşmıyor ki onunla. Yok. Dora uğraşıyor. Uğraşmıyor. Ama hani Poyraz'ı gördüğünde Çağrı'nın böyle tüyleri diken diken oluyor. Kavgayı ayırmaya gittiğinde Poyraz'a karşı davranışı daha farklı. Öyle bir enerji onlar aralarında da farklı. Şu an öyle bir şey vardır. Bir yerle kavga edeceksen karşı tarafta ısırabileceğin birini seçersin. Anlatabildim mi? Şimdi ben burada diyelim sesimi yükselteceğim. O zaman diyelim, Çağrı mesela, bu kadar çok yüklenmeyecek Poyraz'a. Bence en sakin Melisa, tamam mı? Üçünüze ilgili bir şeyim varsa Melisa'ya şey yaparım yani, sesimi yükselt. Çünkü Mert'in ne diyeceğini bilemem. Sen böyle bir şey olabilirsin ama Melisa daha sakin ya mesela. Yani yanlış anlama, örnek olarak veriyorum bu arada. Hani masanın en sakini seninse işte bence Melisa. Sensin. En sakinden korkacaksın. Bir cazgırlığın var ama bir sakinsin de yani. En sakinden damarıma basarsanız falan. Damarıma basarsanız. Sen şimdi anlatacağım, reklama gideceğiz. Anlatacağım. Onu. Bir dakika. Bu çok güzel bir hikaye. Bence bunu reklamdan sonra yasaklayalım. Olur mu? Olur. Hadi izin ver, ne olur. Kaybolmayın bir yere, ayrılmayın. İnanılmaz bir hikayeyle geliyorum. Az sonra. Reklamlar.